Yağ yakmak isteyenler, kalıcı kilo vermek isteyenler, şu kilolar bir gitsin de bir daha geri gelmesin diyenler, bu videom sizler için tam bir yaşam tarzı değişikliği videosu. Yağ yakmak market alışverişinden, pazar alışverişinden başlar diyorum. Ve sizler için market alışverişlerinizde, pazar alışverişlerinde yapacağınız püf noktaları paylaşacağım. 5 püf noktası. Öyle önemli bilgiler ki bunları yaparken böyle vücudunuzdaki fazla kilolar gram 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 gidecek. Efendim bunun için YouTube'umuza abone olmayı ve bizlere yorum yapmayı unutmayınız diyoruz ve videomuza başlıyoruz. Fazla kilolarınızdan kurtulmak için diyet listelerinin peşine düşmeyin. Öncelikle yaşam tarzımızda nerede hata yapıyoruz? Buna bakalım. En büyük hatamızın birinci noktası da alışveriş sırasında yaptığımız hatalardan kaynaklanıyor. İşe pazarla başlayalım. Her hafta pazara gidiyor musunuz? Peki pazara giderken aklınızda alacaklarınızın listesi var mı? Yoksa gözüm neyi görürse ona göre alayım mı diyorsunuz? Diyorum ki pazara bile gidecek olsanız, markete bile gidecek olsanız mutlaka liste yaparak gidin. Listenin dışına belki bir iki fazla ürünle çıkarsınız ama liste yapmadan giderseniz gözünüz neyi görürse onu almak istersiniz. Demek ki birinci önemli noktamız mutlaka liste yapılacak. Peki listeyi yaptık, pazara gittik, gözümüzün önünde böyle pazar tezgahları yan yana, rengarenk meyveler, sebzeler bizi bekliyor. Sonra gidiyoruz pazarcımıza şunu mu diyoruz? Efendim ben 1 kilo ıspanak, 2 kilo pırasa, 5 kilo elma, 3 kilo portakal mı alayım diyorsunuz. Artık kilo kilo alma devrini bitiriyoruz. Devir tane tane alma devri. Yaptığımız gerçekten en büyük hatalardan biri bu. Fazla miktarda aldığımız sebzeleri, meyveleri eve getiriyoruz. Sonra bunlar çürümesin, bozulmasın diye de habire yeme gayretine giriyoruz. Ve tabii olan bedenimiz oluyor. Siz olun markete ya da pazara gideceğiniz zaman alışverişlerinizi özellikle meyve ve sebzelerde tane ile gramla yapın. 4 kişilik bir aileyseniz eğer, ben de böyle yapıyorum. Mesela 4 tane elma, 4 tane portakal, 8 tane mandalina şeklinde meyvelerimi alıyorum. Ve inanın sebzeler 4 kişilik bir aile için 300-500 gram yeterli oluyor. Mesela bir ıspanak alacağım diyelim, yarım kilo ıspanak, yarım kilo yeşil fasulye şeklinde. Bir de görüyoruz ucuz da geliyor bazen, daha fazla alıyoruz. Ve bunları bitirmek için de ne yazık ki çok ciddi bir çaba gösteriyoruz. Ve bu çabalar, bu yiyecekler bozulmasın diye verdiğimiz çabalar vücudumuza yağ hücresi olarak depolanıyor. Benim size önereceğim bu püf noktası, yani taneyle ve gramla almak, inanın bana hem kesenize çok yarayacak hem bedeninize çok yarayacak. Geçenlerde bir hastam diyor ki hocam diyor, karı koca geldik diyor. İnanın 3 ayda hanımefendi 8 kilo, kocası 12 kilo kadar kilo verdi. Biz diyor 3 ayda diyor 8 bin lira mutfak masrafı biriktirdik diyor. Yani 8 bin liralık daha az alışveriş yapmışız diyor. Aldığımız etten, kullandığımız meyveden, yağdan, tuzdan diyor. Farkında olmadan diyor ne kadar çok şey tüketiyormuşuz diyor. Demek ki sevgili dostlar, gram ve taneye çok dikkat edeceksiniz. İkincisi, mutfağınızda olmazsa olmazlarınız olacak. Mesela bir buzdolabınızı açıp baktığımızda karşımızda ne görelim? Ne görelim? O buzdolabın içinde ne olsun? Mesela benim buzdolabımı açarsanız içinde mutlaka yumurta görürsünüz. Süt görürsünüz, günlük süt görürsünüz, yoğurt görürsünüz. Tabii taze sebze ve meyveleri tane ve miktar olarak görebilirsiniz. Başka da bir şey görmezsiniz. Biraz peynir vardır, birkaç parça da zeytin vardır, bu kadar. Yani buzdolaplarını artık ağzına kadar doldurmayacağız ve özellikle acıktığımızda yiyebileceğimiz, hazırlaması kolay yiyecekler biraz elimizin altında olacak. Bunların da bir numarası yumurta, yoğurt, sütsüz buzdolabı olmasın. Mesela çok acıktınız, eve geldiniz, bir bardak süt ısıtıp içerisine birazcık kahve karıştırıp içtiğinizde bile bu sizin açlığınızı bir durdurur. Ama buzdolabını açtığınızda karşınızda dolmaları, sarmaları, börekleri görürseniz ister istemez eliniz bunlara gidebilir. O nedenle hani olmazsa olmaz alışverişlerinize lütfen bu üçlüyü mutlaka koyun. Yumurtasız, sütsüz, yoğurtsuz buzdolabı lütfen olmasın. Yine pazar ve market alışverişlerinize mümkün olduğu kadar aç gitmeyin. Aç giderseniz gözünüz her şeyi
almak ister. O nedenle evden bir bardak ayran için, azıcık leblebiyin, iki bardak su için, sonra bir bakacaksınız ki aldığınız ürünler o kadar azalmış ki canınız istemiyor çünkü gözünüz görmüyor. Biz hep şunu söyleriz, insan neye ihtiyacı varsa gözü onu görür. Aç gittiğinizde böyle börek reyonlarını falan görürseniz, çiğ köfte reyonları falan da var biliyorsunuz artık marketlerde, onlardan alabilirsiniz ama tok giderseniz almazsınız. Mesela ben kendi hayatımda şunu yapıyorum, bazen işten çıkıyorum, markete uğruyorum ve çok aç olduğumu hissediyorum. Tabii gözüm her şeyi alasın geliyor. Kendime diyorum ki Ayşe'cim bir dur bakalım sen. Gidiyorum bir tane muz alıyorum, onu tarttırıyorum, onu yiyorum, ondan sonra alışverişime başlıyorum. Ya da marketlerin bir köşesinde kahve satılıyor. Onlardan kendime bir kafe latte ya da cappuccino gibi bir kahve alıyorum. Onu içerek alışverişimi yaptım. Ya da küçük ayranlardan bir tane alıp onu içerek alışverişimi yaptığımda daha az ürün aldığımı biliyorum. Bir de mümkünse market alışverişinizi hep aynı marketten yapmaya çalışın. Çünkü marketlerin reyonunu bildiğiniz için başka reyonlara yanlışlıkla yolunuz düşmez. O nedenle de ihtiyacınız olduğunuz reyonlara direkt gidip hangi ürünü nerede alacağınızı elinizde koymuş gibi bulabileceğiniz için bu daha fazla ürün almanızı engeller. Yani tanıdık, bildik marketlerden sürekli alışveriş yapma becerisini oluşturalım diyorum. Bir de tabii şu paketli ürünler olayı var. Paketli ürünleri alırken mutlaka üzerindeki ve içindekileri okuma alışkanlığı kazanın. Son kullanma tarihlerini mutlaka kontrol edin. Bir paketli ürünün üzerinde 10 gramın üzerinde yağ yazıyorsa bundan elinizi ayağınızı çekin. Yine ilave şeker içeren yiyeceklerden elinizi hiç sürmeyin. Hele hele MSG yazan ürünler varsa, trans yağ, nebati yağ, bitkisel hidrojenize yağ yakan ürünler varsa bu ürünlere hiç elinizi bile sürmeyin diyelim. Efendim, zayıflama alışverişten başlar. Sağlık, mutfağa koyduğunuz yiyeceklerden başlar. Bunların miktarı gerçekten çok önemli. Ne kadar aldığınız. Bazen hastalarıma şunu söylüyorum. Alışveriş yaparken diyorum bir Avrupalı gibi olacaksınız. Onlarda çok fazla ürün olmadığı için, sebze meyveleri çok pahalı olduğu için adamlar günlük yiyeceğini günlük alıyor. Mümkünse siz de bu şekilde günlük alın. Taneyle alın, bedeninize ve kesenize yatırım yapın diyorum. Ne dersiniz sevgili dostlarım? Bu önerilerimizi uygulayacak mısınız? Bunları bir düşünecek misiniz? Hep yaşam tarzını değiştirmek diyoruz ya, işte bu kadar basit aslında. Sizler için paylaştığım bu bilgileri lütfen not alın. Zayıflamak, sağlık kazanmak pazardan, marketten başlıyor diyoruz ve bu yeni videomuzda sizlerle bu bilgileri paylaştık. Efendim, umarım uygularsınız, kulaklarımızı çınlatırsınız. Yeni videolarımızda yine yanlarınızda olabilmek için en yeni ve en güncel ve en bilimsel bilgileri sizle paylaşabilmek için ve tabii ki en uygulanabilir bilgileri var gücümüzle çalışıyoruz. Efendim, YouTube'umuza abone olmayı ve bizlere yorum yapmayı unutmayınız diyoruz. Sizleri çok seviyoruz.